Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli seyirciler, Yüce Rabbimizin birçok isim ve sıfatları vardır. Rabbimizi sıfatlarıyla, isimleriyle tanırız. Her hayırlı işe de Bismillahirrahmanirrahim diye başlarız. Yani Kur'an'da 114 defa geçen bir ayettir bu. Rahman ve Rahim olan Allah. Rahman engin, zengin rahmeti, merhameti inanan'a, inanmayana, itaatkara, isyankara dünyada herkese olan Allah. Dünyadayken mümin olanlara ebedi hayatta da rahmeti olan, merhameti olan Allah. Rabbimiz sevgili peygamberimizi vema erselnake illa rahmeten lil alamin. Ey peygamber, seni bütün alemlere rahmetimin, merhametimin bir sembolü olarak gönderdim buyuruyor. Rahman olan, Erhamur Rahimin olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. E bize ne düşüyor öyleyse? Bize ne düşüyor? Bu sohbetimizde bu konuyu işlemeye çalışalım. Her hayırlı işe Bismillahirrahmanirrahim diye başlarız. Allah adıyla başlamayan işte hayır yoktur buyurur sevgili peygamberimiz. Allah'ın adı ağzımızın tadı. İsmi pakim pak olur zikreyleyen her murada erişür Allah diyen. Bir kez Allah dese şevkiyle lisan dökülür cümle günah mislür hazan. Rabbimiz ketebe ala nefsihir rahme yani merhameti, rahmeti kendime görev bildim. Sebakat rahmeti ala gazabi. Rahmetim, merhametim, gazabımı geçmiştir buyuruyor. Ve Rabbimiz yüz rahmetinden birini mahlukata vermiş. O yüzden koyun kuzusunu emzirirken ona yardımcı oluyor, ayağını kaldırıyor. Yüz rahmetten 99'u Rabbimizde kalmış, birini mahlukata dağıtmış ve birkaç örnek verelim. Mesela Rabbimizin rahmetinin tecellileri, bitkiler oksijen veriyor, insanlar karbondioksit, o oksijen bizim işimize yarıyor. Bizim çıkardığımız karbondioksit de bitkilerin işine yarıyor. Ve ve mizan. Allah dengeyi koymuştur. Ekolojik denge koymuştur Rabbimiz. Atmosferin, şu soluduğumuz atmosferin yüzde yirmi biri oksijen. Peki bu oran değişik olsa, daha fazla olsa camide cemaatin omuzları biri birine deyince yangın çıkar. Daha az olsa e ki medeniyet olmaz. Ve veda'al mizan. Allah dengeyi koydu. Her şey aşağıdan yukarı donar. Göl yukarıdan aşağıya. Deniz suyu tuzlu. Irmak suyu tuzlu değil. Çünkü onda zaten hareket vardır. Rabbimiz kitap indirmiştir, peygamber göndermiştir, varlığına deliller koymuştur. Birinci Cihan Savaşı'nda bir gazeteci ile bir gazeteci bir pilotlar pilotla röportaj yapıyor. Birinci Cihan Savaşı'na pilot olarak katıldınız. Heyecanlı an yaşadığınız oldu mu? Oldu. Ne zaman? Uçağımın motorları arızalandı. İki ihtimal görülüyor. Uçağım yere çakılacak, ben de feci şekilde parçalanacağım veya ben paraşütle atlayacağım ama düşmanın, el, düşmanın eline düşeceğim. E düşman da bana ne yapacak? İki alternatif de biri birinden kötü. İşte o zaman ne yaptın Eşin mi aklına düştü, çocukların mı? Hayır. Ne eşim ne çocuklarım aklıma düşmedi. Allah diye bağırdım. E sen Allah'ı bilir miydin? Bilmezdim. Bilmezdim. Ateist bir aileden geliyorum. Ama o anda içimden böyle bir duygu meydana geldi. Ve şaşarım ki uçağımı selametçe indirdim. Ve ondan sonra da Allah ile irtibatımı kesmedim diyor. Bir başka örnek vereyim. Birisi inkara saplanıyor, çöle düşüyor. Çölde de giderken tabii susuyor. Yani su içme ihtiyacı hissediyor. Ama suyu nasıl bulacak? Çok uzaklarda bir ışık yandığını, ateş yandığını görüyor. E o ateş kendi kendine yanmıyor ya, herhalde birisi var, bir insan var orada. E i̇nsan olunca o susuz yaşayamaz burada, onun yanında su da var. Öyleyse oraya kadar gideyim. Gidiyor, aynen düşündüğü gibi ateşi yakan birisi var, onun yanında da su var. <laughs> Ondan su istiyor, o da buna su veriyor. Suyu da fazla içti, şimdi sırt üstü yatıyor ama gözüne... Yıldızlar takılıyor ve şöyle düşünüyor. Hain nefsim, inkara saplandın, çöle düştün ve yanan bir ateş gördün. Kendi kendine yanmıyor, onu bir yakan var dedin ve geldin. Aynen düşündüğün gibi de oldu. Bir ışık için bir yakan var dedin de bu yıldızlar için bir yakan, bir takan yok mudur? Vazgeç bu inkardan da inanmaya başla der yeniden iman eder. Yani şunu demek istedim. Rabbimiz insan yaratılışına böyle bir iman ihtiyacını da koymuştur. Şimdi peygamberimiz efendimizi de Rabbimiz rahmet peygamberi olarak tarif ediyor. Allah'ın elçisi gördüğü çocukları sever, okşar, hastaları ziyaret eder hizmetçisiyle beraber yemek yer. İçeri girmek isteyen kediye kapıyı açar. Atını timar edip okşuyor. Hastalanan horozon tedavisiyle meşgul oluyor. Habeşistan'dan gelen heyete bizzat hizmet ediyor. Yani Peygamber Efendimiz Habeşistan'a bir grup insanı göndermişti ya, orada da Peygamberimizin ashabına hizmet etmişlerdi. Necaşi oradan bir grup insanı Efendimiz'e gönderiyor, Peygamber Efendimiz bu gelen misafirlere bizzat hizmet ediyor. Sahabe-i kiram, ya Resulullah siz zahmet buyurmayın, e, biz hizmet ederiz diyorlar ama sevgili Peygamberimiz onlar benim ashabıma hizmet ettiler, bizzat ben kendim hizmet etmek istiyorum diyordu. Rahmet peygamberinin hayatından şu tabloyu da arz edeyim. Değerli seyirciler, Umeyr bin Vehb'in oğlu Vehib Bedir'de esir düştü. Safvan bin Umeyye'nin de babası orada öldürülmüştü. Bakın birinin oğlu esir düşmüş, diğerinin de babası öldürülmüş. Şimdi bunlar Bedir'de bir arada detleşiyorlar. Yani Müslümanlar bize bunu yaptılar. Ne yapalım? Umeyr diyor ki borcum olmasaydı çoluk çocuk derdi olmayaydı giderdim ve bu peygamberim diyen kişiyi öldürürdüm. Bunu fırsat bilen Safvan diyor ki arkadaş borcunu ben ödeyeyim. Ailenin geçimini de ben tekeffül edeyim. Hadi yiğit sen şu dediğini yap. Yani onu kiralık katil haline getiriyor ve Medine'ye gönderiyor. Sevgili Peygamberimizin huzuruna vardığında Umeyr doğru söyle niçin geldin diyor Efendimiz. oğlum Oğlumu esir ettiniz, oğlumu istemek için geldim diyor. Sevgili Peygamberimiz. Hicr'de Safvan'la ne konuşmuştun onu söyle bana deyince o, o bir sır Safvan'la <laughs> benim aramda bir sır. O sırrı ne o söyledi ne ben söyledim. Ne telgraf var ne telefon var. Sen onu bildiğine göre demek ki Rabbin sana bildirdi. Öyleyse ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu. Bu olayı niçin anlattım? Rahmet peygamberine bakın. Öldürmeye geliyor adam peygamberimizi ama adam diriliyor adeta. Oğlunu Efendimiz bırakın ve Kur'an okuyun. Oğlunu serbest bırakın. İslam'ı anlatın buyuruyor. Bilahare Mekke fethinde bu kiralık katili gönderen Safvan, Peygamberimiz ona saffan Müslüman olmaz mısın diye teklifte bulununca düşünmem lazım diyor. Ne kadar müddet istiyorsun? İki ay düşüneyim. Yok, dört ay düşün. Dört ay sana müsaade. Ama bir insan sarrafı gibi sevgili Peygamberimiz saffan bir gün şöyle diyor karşı yamaçta kırmızı kırmızı develerin otladığını görünce ne güzel develermiş diyor. Hemen Efendimiz taşı gediğine koyuyor. Saffan, orada kaç tane deve var biliyor musun? Bilmiyorum. Yüz tane deve var, eğer Müslüman olursan o develeri de, o develerin otladığı yamacı da sana vereceğim. Vallahi ben dört ay, iki ay beklemiyorum. Ben derhal Müslüman oluyorum diyor. Bu olay üzerine Hazreti Ömer ne diyor? Ya Resulallah, senin Allah elçisi olduğuna hiçbir delil olmasa şu delil yeterdi. Senin yerinde ben olsaydım, Müslüman oluyorsan ol, olmuyorsan ölümlerden ölüm beğen derdim. Adam dört ay müsaade istiyor, siz iki ay veriyorsunuz. Ve adama bir servet veriyorsunuz. Yüz deve ve develerin otladığı yamacı veriyorsunuz. Evet ve Saffan da bu olay üzerine iman ediyor. Rahmet peygamberini gördünüz mü? Kavgayla, nizahla, öldürmekle hiç ilgisi yok. Öyleyse biz de onun bağlılarıyız. Rahman olan Allah'ın kulu, rahmet peygamberinin bağlısıyız. Mesela bize öğrettiği şu hadisi şerife bakınız. Allahümme inni eselke mucibati rahmetik. Ya Rabbi rahmetine sebep olacak şeyleri bana işlet. Ve azaime mağfiretik. Bağışına sebep olacak şeyleri yaptır. Ve selamete min kulli isim. Bütün günahlardan uzaklaşayım. Vel ganimete min kulli bir. Her türlü iyiliği işleyeyim. Vel fevze bil cennet. وَالنَّجَاتَ مِنَ nar. Cennetle mutluluğa, cehennemden de himayende olayım. Yani rahmetine, merhametine, bağışına, sebep olacak şeyler, nelerse onları ben yapayım. Nelermiş onlar? Allah ve Resulüne itaat, Kur'an'ı dinlemek ve ona uymak, namaz kılıp zekat vermek, kötülüğü bırakıp, iyiliğe koşmak, takva sahibi olmak, kardeşlik hukukuna riayet etmek Allah'ın rahmetine sebep, merhametine sebep. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ Müminler kardeştir. Aralarını düzeltin. Allah'tan korkun seyirci kalmayın. لَعَلَّكُمْ <laughs> تُرْحَمُونَ O zaman Allah'ın merhametine erebilirsiniz. Müminler birbirini sevmede, biri birine merhamette bir vücut gibidir. Bir vücut. E, Ayağa Aya diken batsa baş ondan rahatsız olur. La yerhamullah men la yerhamun naz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. İnne min mucibatil mağfireti ithalike sürur. <laughs> Allah'ın bağışına sebep olan şeylerden biri de Müslüman kardeşine sevgi iletmek, sevgi. İnne rahmete la tenzilu ala kavmin fihi qati'u rahim. Aralarında e, akraba ile münasebeti kesen kişilerin bulunduğu yere rahmet inmez. Sevgili peygamberimiz ashaba konuşuyor. Böyle buyuruyor. Yani akraba ile münasebeti kesen kişilerin bulunduğu yere Allah'ın rahmeti inmez. Meher o konuşmayı dinleyenlerden bir delikanlı halasıyla küsmüş o durumunu biliyor ya. Bu mesajdan ne denilmek istediği ne anlıyor. Koşup gidip halasının elini öpüyor, helallik istiyor. Geliyor. Şimdi Allah'ın rahmeti iner buyuruyordu. Hazreti Ömer Efendimiz hutbede neseplerinizi öğrenin. Yakınlarınızla irtibatı sürdürün. Sevabı en çabuk verilecek olan davranış sıley rahimdir. Akraba ile münasebeti devam ettirmektir. Ömrünün uzun, rızgının bol olmasını isteyen e, rahimde bulunsun. İmza Allah elçisi. Size nafile namazdan, nafile oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi? kırgın, dargın kişilerin arasını bulmaktır. İki kırgın kişinin arasını bulmak için giderken ayağınızı kaldırdığınızda bir dereceniz yükselir, ayağınızı indirdiğinizde bir hatanız silinir. Tesafehu yüzhibul gillan gulubikum. Tokalaşın, gönüllerinizden kin gider. Kutlu Resul bakın, üç şeyden titizlikle uzak dururmuş. Ağız kavgası, boşboğazlık ve mala yani. Hiç kimseyi kötülemiyor, hiç kimseyi kınamıyor, kimsenin gizli taraflarını araştırmıyor. Kimseye baki değildir mülkü devletsi müzer, bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner. Gönül arşı rahmandır, onu yıkmak ziyade tuyandır. Gönül çalabın tahtı, çalap gönle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Kin, mizaç bozukluğudur. Nefret, ruh kanseridir. Kalbini rahat tut, sıkma seyrani. Emri haktan taşra çıkma seyrani, Gönül beytullahtır yıkma seyrani, Yıkıldıktan sonra yapılmaz imiş. Yıkıldıktan sonra yapılmaz imiş. Menberra hadem min halki zaifen, Kullarımdan zayıf birine siz iyilik edersiniz, Onun da size teşekkür ed etmeye muktedir dili olmazsa, Yani teşekkür etmeyi bile bilmiyorsa, onun yerine size ben teşekkür ederim. Rabbimiz böyle buyuruyor. Şu ayeti kerimeye de bakın. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ İyilikle kötülük bir olmaz. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk başlayacak. Bakınız Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Ali Efendimize. Acaba Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ali'yi niçin çok seviyor? Bunu ortaya koymak için Ali, birisi sana kötülük etse sen ne yaparsın? İyilik ederim. Aynı adam tekrar kötülük etse ne yaparsın? Yine iyilik ederim. Aynı adam tekrar kötülük etse ne yaparsın? Yine iyilik ederim. Ali'yi sevmemin sebebini anladınız mı? İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karı. Cennete bir kısım insanlar geliyor. Cennetin görevlileri diyor ki siz sırat görmediniz mi? Mizan görmediniz mi? Hayır görmedik. Sırat, mizan görme. Kim oluyorsunuz siz? Nahnu ehlil fadıl. Biz erdemli kişileriz. Nedir sizin erdeminiz? Bize gelmeyene giderdik, bize vermeyene verirdik, bize kaba davranana biz nazik davranırdık. Buyurun öyleyse cennet kutlu olsun size. Nadir oğulları ile yapılan davada savaşsız olarak çok ganimet onun adına fey deniliyor alınmıştı. Peygamberimiz efendimiz Ensar'a Malum Ashab-ı grup ya, Ensar, Muhacir. Ensara isterseniz sizinle Muhacirler arasında taksim edeyim bu ganimeti ee, ve onlar da Muhacir de evlerinizden e, oturmaya devam etsin. İsterseniz yalnız onlara vereyim, onlar da sizin evlerinizden ayrılsınlar. Ensar adına iki kişi Peygamberimizin bu sorusuna cevap veriyor. Sadip Nubade, Sadip Muaz radıyallahu Bu malları muhacirler arasında taksim et. Evlerimizde de oturmaya devam etsinler. Efendimiz duygulanıyor bundan. Ya Rabbi, Allah'ım ensarı ve çocuklarını koru. Onlara merhametinle muamele eyle diye dua ettiğini görüyoruz. Bureyde bin Eslemi evlenecek. Düğün ziyafeti için düğün ziyafeti yani düğüne gelen davetlere ikram bir şey ikram edilmesi lazım. Efendimiz evine gönderiyor. Hazreti Ayşe'ye söyle evde hurma var onu versin. Bir sepet hurmayı getiriyor ama o gün evde de başka yiyecek yok. Yani Allah Resulü'nün de cömertliğine bakın. Evlenemeyen, biriyle ilgilendiğine, yardımına bakın. Şu ayeti i kerime ne kadar ibretlidir değerli seyirciler. Falaq <laughs> tahamel aqabe insan oğlu sarp yokuşa tırmanamadı. Ve ma edrake mel Sarp yokuş nedir? Bilir misin? Fe <laughs> kuraqabe köleyi hürriyetine kavuşturmak ev yedamun fi yevmin zi mesrabe yokluk gününde e, fakiri doyurmak ev yetimen za makrabe yakınlığı bulunan yetimi ev miskinen za metrabe açlıktan yerlere serilmiş bir fakire yardım ve teva sav bil hakkı ve teva sav bil merhame hak ile sabır ile tavsiyeleşmek sarp yokuşu tırmanmak buymuş yani ne güzel teşbih, ne güzel bir tablo. Bunu müsaadenizle değerli seyirciler, bir kere daha tekrar edeyim mi? İnsanoğlu sarp yokuşu tırmanamadı. Sarp yokuş nedir? Bilir misin? Bil ki köleyi hürriyetine kavuşturmak, yokluk gününde fakiri doyurmak. Ee, ev yetimen za akraba akrabalı olan yetimi yetime yardım etmek yahut da açlıktan yerlere serilmiş fakire yardım etmek hak ile gerçek ile ve merhametle tavsiyeleşmek işte sarp yokuşu tırmanmak bu. İslam'ın ilk günlerinde sevgili peygamberimizin bakın şu altın mesajına ey yuhannas ey insanlar efşü selam. Selamı yayınız, selamlaşınız. Et'imu ta'am. Yemekler yediriniz. Vesalu bil erham. Akraba münasebetini devam ettiriniz. Ve sallu ven nasu İnsanlar uykudayken namaz kılınız. Tedhulül cennete bi selam. Selametçe de cennetlere giriniz. Evet, İslam'ın güzel prensipleri dostuna müşfik, düşmanına insaflı davranmaktır. Tebessümü mükefi ve şahike sadakatün lek. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. La tahkirenne minel marufi şey'en ve lev en telka bi vechin talq. Yani mümin kardeşine tebessümün bile iyilikten hiçbir şeyi değersiz görme. değerli seyirciler gelin şu sözü e, unutmayalım. İki iyi dövüşmez. Bir iyi bir kötü o da dövüşmez. İki kötü olmalı ki dövüşmeli. Evet, biri birimizle Kavga ediyoruz, nizah ediyoruz. Ee, niçin ediyoruz? Neden? Evet. Peygamberimiz, Efendimiz, bakın köpeği sulayan adamın bağışlandığını haber veriyor. Karınca yuvasını yakmışlardı. Ateşle azap etmek ancak ateşin Rabbına mahsustur. O halde Anız yakanlar, bazı yerde anız, bazı yerde firez diyorlar, ekinden geriye kalan şeyi yakıyorlar ama orada hayvanlar var, böcekler var, yakılması bazı tehlikeleri de doğuruyor, hiç de faydası yok. Cennete giden yol merhametli olmaktan geçiyor. La yerhamullah men la yerhamun nas. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Şunu şu neticeye geldik değil mi? Rahman olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. O halde biz de şefkatle, merhametle, muhabbetle, hizmetle görevliyiz. Şu olayı arz ettikten sonra duaya geçmek istiyorum. Abdullah İbni Übey İbni Selül diye bir adam vardı malum münafıkların başı. Bu adam krallığını ilan edecekti. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye gelince bu adamın bu düşüncesi suya düştü. Taç ördürüyordu, taç merasimi, taç giyme merasimi olacaktı. Onlar hayalde kaldı. Müslüman da olmadı, tam cephede de yer almadı. Müslüman gibi mesela Tebük Seferi'ne katıldığını görüyoruz. Beni Mustalık Seferi'ne katıldığını görüyoruz. Orada da entrikalar çeviriyor. Olmadık yaramazlıklar yapıyor bu adam. Suikastlar tertipliyor. E bunları da Peygamber Efendimiz biliyor. Oğlu bakın, oğlu da samimi Müslüman. Gelmiş diyor ki ya Resulallah babamın öldürülmesi düşünülüyormuş. Bundan vazgeç demiyor. Eğer bu böyle ise müsaade buyurun da bu işi ben yapayım ya Resulallah. Yani bir başkası yaparsa babamın katilidir diye adama düşmanlık duyabilirim. Efendimiz ne buyuruyor? Ben Nuh senin inşallah babanla iyi geçineceğiz. E, ve bu adam öldü. Oğlu geldi dedi ki ya Resulallah biliyorsunuz babam yaramaz adamdı, öldü. Lütfedip de gömleğinizi verir misiniz? Ölü vücuduna giydirelim. Belki gömleğiniz hatırına Rabbim babamı azap etmez. Efendimiz de esirgemedi. Gömleğini verdi. Ve adamın ölü vücuduna Efendimiz'in gömleği giydirildi. O gün onun kabilesinden bin kişi geldi ve biz Müslüman olacağız dediler. Kendi kendilerine dediler ki niçin Müslüman olmuyoruz? Abdullah İbni Übey İbni Selül bizim liderimiz ondan dolayı olmuyoruz. Ama o öldü ölü vücuduna fayda olsun diye peygamber gömleğe giydirildi. E biz ne güne duruyoruz? Öyleyse gidelim o peygambere bağlanalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dediler çıplakla açla kanaatli Muhammed, gece yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime sahabetli Muhammed, yoldan şaşan azgına hidayetli Muhammed, asi cani ümmete şefaatli Muhammed. Evet, demek ki biz de merhamet sahibi olmalıyız, insanlara merhamet etmeliyiz, insanlara faydalı olmalıyız. E bunları lütfetmesi için gelin. Rabbimize el açıp boy mükelim. Amin. Sübhane Rabbi Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Malikul Mülksün, Malikul Mülüksün, Mukallibül Kulübsün, Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Ya Erhamer Rahimin, bizden önce ayrılarak huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarılar lütfeyle. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve c'anna lil müttekine imama. Va'fu anna, va'gfir lena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rab bizi affeyle, bize lütfeyle, bize merhamet eyle. Bizim yarımız, yardımcımız sensin. Kafirler güruhuna karşı bize sen yardım eyle. Ya Rab, İslam coğrafyasında kan var, gözyaşı var. Kan ve gözyaşını sen dindir Ya Rab. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makur eyle. Müslüman namusu çiğnenmesin. İslam semalarından yağdı cemilin silinmesin. Sana giden yoldan iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El Fatiha.